Biz burayı ilk defa 28 Nisan 2020 yılında açtık. Türkiye'de ilk defa açıldı Covid-19 Hastalar İzlem Merkezi. Açılış nedeni de şuydu aslında. Bu Covid-19 neredeyse hiç tutmadığı organ ya da sistem olmadığı için bu hastalığın devamında da aslında birçok sıkıntısının olabileceğini düşündük. Organ ve sistem üzerinde kronik bir hastalık oluşturabileceğini. Ve nitekim de gözlemlerimiz hep o yönde oldu. Ve şu ana kadar da açıldığından bu yana 5000 hastayı takip ettik. Hastalar genelde hastaneden çıktıktan sonra birinci aylarında, üçüncü, üç ayda bir, üçüncü, altıncı, dokuzuncu ve 12. aylarında geldiler. Aslında evet, daha önce de konuştuğumuz gibi fiziksel ve psikolojik semptomlar var, nörokognitif semptomlar. Bunları biz ayırdığımızda aslında ilk zamanlarda biz halsizlik, nefes darlığı, göğüste konforsuzluk, öksürük, bu tür şikayetleri çok görüyorduk. Daha az olmak kaydıyla da dediğim gibi eklem ağrıları, kas ağrıları, baş ağrısı, başta sersemlik hissi, saç dökülmesi, psikolojik olarak da anksiyete, depresyon, post travmatik stres bozukluğu ve aynı zamanda bellekte zayıflama gibi semptomları çok gördük tabii ki. Ama özellikle bu birinci yılın sonunda orta yaş erkeklerde bellek ile alakalı, bellekte zayıflama ve konsantrasyon güçlüğünün ön plana çıktığını ve yaşam konforunu ve iş hayatını çok etkilediğini gördük. Ve aynı zamanda kadınlarda da, orta yaş ve üstü kadınlarda da saç dökülmesinin devam ettiğini, giderek arttığını ve gerçekten hastaları çok etkilediğini gözlemledik. Tabii kadınlar için özellikle saç dökülmesi 3. aydan sonra başlayıp gerileyenler de oldu, ilerleyen tablolar da oldu. Daha az tabii ki, %1-2 oranında COVID geçiren bayanlarda, orta yaş ve üzeri bayanlarda biz bunu gözlemledik. Erkeklerde de bu oran %3-4 gibi, hatta %10'lara kadar çıkabiliyor yeri geldiğinde. Yaşa göre. Tabii organ olarak da en fazla kardiyovasküler sistemi tutuyor. Kalp tutulumu çok fazla. Birçok organı tutuyor. Mesela pankreası tutup diyabeti regülasyonunu bozdu hastalar. İnsülin başlamak zorunda kaldılar. Hala insülinle takip ediliyorlar. Geriatrik hasta popülasyonunda özellikle çok kilo kaybı oldu ve beslenmesi bozulan hastalarda nütrisyon tarafından geriatri bölümünde takipleri aldık. Ve böyle birçok aslında organı tutup spesifik olarak branşlara biraz da birinci yılın sonunda dağıttık. Mesela hafif geçirenlerde bu ısrarcı konuştuğumuz semptomlar takiplerde daha az gözüküyor. Ama daha ağır geçirdiğinde, zatürre bulgusu olduğunda, akciğere indiğinde daha kötü seyrediyor. Bir de hastalık öncesi ek risk faktörleri. Mesela diyabet hastasıysanız daha ısrarcı semptomlarınız COVID-19 sonrasında oluyor. Hipertansiyon hastasıysanız. COVID-19 virüsün hiç tutmadığı organ ya da sistem yok. Tüm organ ve sistemleri tutuyor. Sindirim sistemini tutuyor, solunum sistemini tutuyor. Özellikle ürogenital sistemi de çok tutuyor. Buraları tuttuğunda ilerleyen dönemlerde bir kısırlığa neden olabilir mi diye tabii ki alarmı olduk. Aslında tüm dünya alarmı oldu. İleride acaba tüp bebek merkezlerinin artacak mı talep? Onu da göreceğiz aslında. Çok bilinmeyen daha var bu virüsle alakalı. Şu var, hala özellikle 12. aydan sonra da psikolojik etkiler daha fazla. Mesela biz hatırı sayılır düzeyde antidepresan başladık hastalara ve hala bunlar kullanmaya devam ediyorlar. Kestiğimiz hastalarda ciddi manada ev ve iş hayatında etkilenmeler oluyor. Aslında psikolojik ve nörokognitif olarak birinci yılın sonunda fiziksel semptomlara göre daha ön plana çıktı. Covid'den sonra 2 ay sonrasında bir saç dökülmesi, ama aşırı bir saç dökülmesi. Normal bir mevsimsel saç dökülmesine benzer bir şey değil. Yani yoğun bir şekilde. Yani kanser hastaları da olan bir gözlem, yani benim gördüğüm. Çok gürdü ama biraz azaldı. 3 ayda bir kontrole geliyorum. Peki ağır mı geçirdiniz? Çok ağır geçirdim ben, evet. Aşırı bir baş ağrısı, mide bulantısı. Covid sonrasında aşırı yorgunluk oldu, bitkinlik oldu. Baş ağrılarım çok fazla oldu. Bir de zihin karışıklığı oldu. Hani bir şeyi hafızaya hemen alamama, toparlayamama gibi zihin karışıklıkları oldu. Saç dökülmesi var çok fazla. İşte bayağı bir şiddetli baş ağrıları oldu. Aşırı derecede var. Bayağı bir var, tutam tutam. Çok dökülüyor. Hani mesela sabah taradım dökülüyor değil. Devamlı gün içerisinde dökülüyor. Hala halsizlik, yorgunluk, bitkinlik devam ediyor. Yani eski sağlığıma da şu an herhangi bir kavuşmak bir durumu yok. Unutkanlık da oldu. Bu Covid'den sonra unutkanlık da başladı. Halsiz, yorgunluk, kilo kaybı, iştahsızlık. Mesela ilacımı içip içmediğimi de unutuyorum bazen. Bir şey bir yere koyduğumu, nereye koyduğumu hatırlamıyorum, unutuyorum. Sabah uyandığınızda yastığın üstüne saç görecek kadar dökülüyor mu? Evet. Hemen alın. Bir akciğer temize bakalım. Peki annenin sonuçlarına bakalım. Bak, bu ayaktan geçirmiş. Biz
Bizde ikinci bir derdi yok. Bunda da hafif akciğer temizliği güzel. Herhangi bir izleke falan yok.